İşte değişimde ve aday listesinde biraz böyle kaotik bir tablo gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişiliğini biz seçim kampanyasında göreceğiz. Ne söyleyecekler? Hmm. Hangi söylem hakim olacak? Özgürlükçü, hakikaten sosyal demokrat bir söylem mi? İşte bazen Kemalist, bazen öyle ne dediği belli olmayan bir söylem mi? Yoksa tamamen Kemalist bir söylem mi? Hmm. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının artmasını demokrasimiz bakımından faydalı görüyorum. Ancak bunun şartı, hem benim faydalı görmemin şartı hem de oyların artmasının şartı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemalist bir parti değil, sosyal demokrat çağdaş Avrupa'yı anlamda özgürlükçü bir parti haline gelmesidir. O hale gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artarsa demokrasimizin dengeye kavuşması Türkiye'deki bütün akımların lehinedir. Yani güçlü bir ana muhalefet. Evet.